Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı. Radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de yeni bir videoyla karşınızdayım. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Böylece bize destek olmuş olursunuz. Bugünkü videoda son videolara oranla farklı bir konuda konuşmak isteyeceğim. Hep Covid konuştuk çünkü son dönemde. Covid hayatımızın bir parçası gibi oldu. Biraz da başka konulara dönelim. Bizim çok sık gördüğümüz bir hasta grubu gebeler. Ve bu konuda da birçok videomuz var. Bu videolarda çeşitli konulara, detaylara değindik hep. Bunların altına çok fazla yorum, soru şeklinde yorum geliyor. Aynı şekilde Instagram hesaplarımızdan veya bize gelip başvuran hastalar oluyor. En çok bu konuyla ilgili konuşmak istediğim konu amniyosentez. Efendim şöyle, amniyosentez ne, önce onu söyleyeyim. Amniyosentez anne karnından bir iğne yardımıyla amniyon sıvısı dediğimiz, yani bebeğin içinde yüzdüğü sıvıdan örnek alma işlemidir. Amaç bebeğe ait hücreleri elde etmek ve hücrelerdeki olası kromozomal anormalikleri inceleyebilmektir. Başka sebeplerle de enfeksiyon durumlarında falan da yapılıyor ama hani genel olarak bu amaçla yapılıyor. Onun çeşitleri var. Bebek küçükken chorion villus örnekleme istediğimiz plazentadan parçalanarak yapılabilir. İkinci, üçüncü trimester dediğim ara dönemde amniyon sıvısından alınarak yapılabilir. Bebek ilerlediyse, haftası büyüdüyse kordosentez ile göbek kordonundan bebeğe ait kan alınarak yapılabilir. Bunlar önemli değil. Hepsinin amacı, çoğunlukla ya, tetkikin amacı bebeğe ait hücreyi elde ederek bu hücrenin içine bakarak DNA ve kromozomları incelemektir. Şimdi efendim en çok karşılaştığım konu şu. Kadın doğum uzmanı meslektaşlarım tarafından gebeler takipte ve işte yok burnu biraz kısa, yok kalbinde parlak nokta var, böbreği geniş, bağırsağı parlak gibi bir takım şeyler söylenerek hastalara bu bebek Down sendromlu olabilir, amniyosentez yaptırmanızı öneriyorum cümleleri kullanılıyor. Gebelerimiz çok hassas, bu konuda çok endişeye düşüyorlar. Yaptıran var, yaptırmayan var. Ta bize kadar bu konuda soru soran var. Neden bu oluyor? Aslında böyle bir terörize ediliyor gibi bu durum. Yani çok fazla bir amniyosentez baskısı var. Bunun sebeplerini anlatacağım size bu videoda. Efendim şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Maalesef ülkemiz doktorların öldürüldüğü bir ülke. Yani hekimler defansif tıp yapıyorlar. Yani kendilerini korumak istiyorlar. Son derece haklılar. Bu nedenle de gebelik takibi yapan meslektaşlarım her gebeliğin sonucunda beklenmedik sonuçlar, özellikle Down sendromu meydana gelebileceği için bu konuda sorumluluk almak istemedikleri için bir şekilde bir bahane bularak amniyosentez önerisini yapmak istiyorlar. Aslında sizin amniyosentez yaptırıp yaptırmamanızla bence çok ilgilenmiyorlar. Veya fetal DNA yaptırıp yaptırmamanızla çok ilgilenmiyorlar. Onların tek derdi takip dosyasına, yani hastanın dosyasına hastaya amniyosentez ya da fetal DNA testi önerildi cümlesini yazmak. Ve hastadan işte ben amniyosentez yaptırmak istemiyorum diye imzalı kağıt almak istiyorlar. Buna çalışıyorlar. Yani aslında bebekte onlar da bir şey olmadığını çok iyi biliyorlar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Sizi takip eden kadın doğum uzmanı bebeğinizde ciddi bir rahatsızlık düşünse, nerede olursanız olun, yani İstanbul olması şart değil, bu büyük şehir olması şart değil, nerede olursanız olun sizi mutlaka başka bir kuruma sevk eder. Gebeliği takip eden doktorun sizin takibinizi bırakmıyor ve devam ediyorsa emin olun bebeğinizde ciddi bir şey görmedi. Hiçbir şekilde ciddi bir şey düşünmüyor ve sadece kendini garantiye almak için negatif konuşuyor. Bu negatif konuşmalara çok takılmayın sayın gebelerimiz. Bunlar son derece normal, defans yapılıyor. Yani bu mecburen ülkemizde hekimlerin yaptığı bir şey. Her branşta yapılıyor bu. Hep en kötü. Hep en kötü söylenir hastaya. Gebelikte de bu böyle. Hep en kötü. Hep en kötü söyleniyor. Ama bakın ipuçlarını yakalayın. Gittiniz özel bir hastanede, İstanbul için konuşuyorum, bir kadın doğum uzmanı meslektaşı güzel güzel sizi takip ediyor. Takibine de devam ediyor. Ama bu arada hep böyle negatif. Arada işte yok kalbi parlak, yok bağırsak, yok sen bir perinatolojiye git, sen bir fetal DNA yaptır, burnu küçük galiba bunun biraz, işte şu var, bu var gibi böyle negatif şeyler söyleyerek ortamı böyle biraz gergin tutmaya çalışıyor ve sizden amniyosentez yaptırmak istemiyorum yazısını almaya çalışıyor. Neden? Sizden amniyosentez yaptırmak istemiyorum yazısını aldı, dosyanıza koydu. Bir şekilde sürpriz bir sonuç olduğu gebelikte ve beklenmedik bir şey oluştu. Örnek veriyorum, Down sendromlu doğdu bebek. Kadın doğum uzmanı meslektaşımın korkusu böyle bir sonuçla karşılaştığı zaman hasta tarafından dava edilmek. Hatta bazen değil mi öldürülüyor doktorlar dedik Türkiye'de. Bu konuda kendilerini korumaya çalışıyorlar. Son derece haklılar ve doğru yapıyorlar. Ama sizlerin bize çok sık sorduğu sorulardan dolayı ben bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Amniyosentez gerçekten endikasyon varsa yapılması gereken bir şeydir. Bir bebeğin kalbinde parlaklık var diye, bir bebeğin burun kemiği biraz küçük diye, ki parantez açıyorum, burun kemiği ölçmek öyle çok kolay değildir, amniyosentez falan yaptırmayın.
Bu konuda ikinci görüşler alın. Perinatoloji uzmanı çok değerli perinatoloji uzmanlarımız var. Onların da durumu şöyle sıkıntılı. Onlar da kendilerini son nokta olarak gördükleri için onlar da bu şekilde davranıyorlar. Yani istiyorsan sana amniyosentez yaparım. Bence gerek yok diyen de var ama hani yapmaya demeyildi çoğu. Çünkü aynı sorun onlar için de geçerli. Çünkü en önemli sorun şu. Down sendromu özelinde. Down sendromu bebeği biz anne karnında ultrasonografiyle yakalayacağız diye bir kaidemiz yok. Bu hastalığın özelliği bu zaten. Çoğu Down sendromu doğan bebeklerin yaklaşık %40'ı geriye dönüp baktığınızda hiçbir bulgu vermemiş. Hastalığın özelliği bu. Yani size hiç kimse sadece ultrason yaparak bebeğinizde Down sendromu yok diyemez. Her gebelik için geçerli olan şey şu. Her gebelikte belli bir oranda o bebeğin Down sendromlu olma ihtimali vardır. Bir takım bulgular olursa bu ihtimaller artar. O zaman gerek varsa ileri testler öneriliyor zaten. Bunun için işte 3 aylık detaylı inceleme, 5 aylık detaylı inceleme, renkli ultrason gibi şeyler yapılıyor. Kısadan ise özetliyorum konuyu sevgili gebelerimize. Doktorunuz size amniyosentezden bahsetti, Down sendromundan bahsetti, bir takım ıvır zıvır şeyler söyledi. Ama sizi takibinizde bırakmadı. Yani sen git şu hastane sana baksınlar demedi. Emin olun ciddi bir şeyler düşünmüyor. Tek derdi amniyosentez yaptırmak istemiyorum cümlesini imzalayıp vermeniz. Eğer bu konuda kafanız karıştığında bu baskıdan kurtulmak istiyorsanız deyin ki doktorunuza efendim ben amniyosentez yaptırmak istemiyorum. Gerekli evrağı isterseniz imzalayabilirim. Siz de rahatlayın. Doktorunuz da rahatlasın. Hiç unutmayın bebekte sorun varsa doktorunuz sizi sevk eder. Takibinize devam etmez, risk almaz. Ve ikinci bir görüş almayı asla ihmal etmeyin. Mümkünse konuya hakim bir radyoloji uzmanından alın bu ikinci görüşünüzü. Hepinize sağlıklı gebelikler, sağlıklı bebekler, mutlu, huzurlu annelik dönemleri diliyorum. Sağlıcakla kalın.